Vizyon devam ediyor. Sevgili seyirciler, şimdi yeniden Erbil'e gidiyor ve Piramit Fuarcılığın düzenlediği yapı fuarı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Vizyon ekibi Erbil'deki yapı ve makine fuarına uzanıyor şimdi de. Altyapı yatırımlarına devam eden ve gözünü bölgenin yeni Dubai'si olmaya diken Kuzey Irak, her geçen gün gelişme kaydediyor. Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği bölgede, özellikle yapı ve inşaat alanında fuarlar düzenlenmeye devam ediyor. Yapı alanında 100 Türk firması, makine alanında ise 30 Türk firmasının iştirak ettiği Erbil'deki yapı ve makine fuarı Piramit Fuarcılık tarafından düzenlendi. Şimdi vizyon mikrofonlarını proje koordinatörü Ali Sarıcı ve Cüneyt Elbasan'a uzatıyoruz ve düzenlenen fuarla ilgili bilgi alıyoruz. 7. Uluslararası Erbil Yapı Fuarımız ve 4. Makine X diye adlandırdığımız Uluslararası Makine Fuarımız var. Makinede 30 Türk firması, yapıda ise 100 tane Türk firması bulunmakta. Uluslararası katılımcı sayısı 310, bununla beraber 440 firmanın iştirak etmiş olduğu uluslararası bir fuar düzenliyoruz ve gayet de iyi geçiyor. Şu ana kadar değerlendirmeler, performans çok güzel. Hem Türkiye'nin ihracatına hem ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu bölgenin de en büyük fuarı. Orta Doğu'da bundan daha büyük bir yapı fuarı düşünemiyoruz. Hele ki bu bölgede insanların biraz korkusu oluyor. Irak nasıl bir bölge, işte hiç bilmedikleri bölge. Ve her sene yeni insanları, yeni firmaları getiriyoruz ve ihracata bir nevi ya da ihracata adım atacak herkesi buraya davet ediyoruz. Büyük bir pazar, yapılanmakta olan her yerde inşaat, yapı, makine, her şey var. Mutlaka gelinmeli diye düşünüyorum. Peki efendim, size sormak istiyorum bunu da. Acaba Türkiye'den gelen firmalar, siz önce kendilerine fuarla ilgili teklif götürdüğünüzde tepkileri ne oluyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim, ilk tepkileri biraz firmaların korkulu. Yani pazarı bilmeyen firmalar diyelim. Pazara alışkın firmalarımız gayet rahat bir şekilde geliyorlar. Zaten ticaretlerini yapıyorlar. Biz bunları Irak pazarını anlatırken korkulacak bir durum olmadığını, Irak'ın geleceğin bir Dubai'si, geleceğin bir Paris'i olduğunu yani anlatmaya çalışıyoruz. Erbil olarak özellikle. Ve rakamları söylüyoruz aslında. Baktığımız zaman Irak ithalatında Türkiye birinci sırada. Yani Türkiye'nin de yaptığı ihracat ortada. Bu tür sonuçları gösterdiğimiz zaman firmalara ikna etmeye çalışıyoruz. Tabii şu an 400 gibi bir katılımcımız var, uluslararası katılımcıyla. Peki bunu ne kadara Türk? 130 firma Türk. Türk firması, Türkiye'den getirdiğimiz firma. Burada da yerleşik Türk firmalarımız var. Onları da fuara kattık. Biliyorlar, fuara katılıp gelenler acaba fuardan sonra neler söylüyorlar? Yani katılımdan dolayı memnunlar mı? Bağlantılar yapabiliyorlar mı yeterince? Şu an firmalarımız çok memnunlar. Biz şöyle bir şey söyleyeyim. 2014'te de fuarımızı düzenleyeceğiz. Ve şu andan 2014'de katılımcı firmalarımız var. Yani şimdiden bir sonraki yıla katılım için, değil mi, başvurdular size? Evet, evet. Bir sonraki yıl için neredeyse fuarımızın yarısını satmış durumdayız. Ve şu an hala talepler geliyor. Özellikle bazı firmalarımız artık senelik değil, 5 senelik olarak sözleşmelerini yapmak istiyorlar. Pazarımızı gördükten sonra, Irak pazarını gördükten sonra, Erbil'i gördükten sonra. Biz yine Basra'da da fuar düzenleyeceğiz. Basra'yı anlattıktan sonra, burayı gördükten sonra artık Basra'ya da insanlar, evet orada da güzel bir hacim, güzel bir sermaye var dedikten sonra insanlar inşallah daha da sıcak bakmaya başlıyorlar.